Şu an Gelibolu'da Bayraklı Baba Türbesi'nin girişindeyiz. Sürmeliyle merdivenlerden Bayraklı Baba Türbesi'ne doğru iniyoruz. Bayraklı Baba'yı ziyaret edeceğiz. Uzakta Hamza Koy sahili, insanlar sahilde, sahil boyu Gelibolu'nun içine kadar yürüyorlar. Zaman geçirilecek, yaşanacak yerler. Ağaçların altında kendine bir yer bulmuş bir evliya, bir eren, Anadolu evliyalarından Bayraklı Baba. Horasan evliyalarından Anadolu'ya gelip burayı kendine yurt edinen Türkler ve Horasan'dan Anadolu'ya gelip burayı yurt edinen Türkler burayı korumasını, savunmasını da bilmişler. İşte Bayraklı Baba da bu evliyalardan, bu erenlerden birisi. Onun mezarındayız. İnsanlar, Anadolu halkı unutmamış bu evliyayı, bu güzel insanı en sevdiği şeyiyle bayraklarıyla donatmışlar mezarın her tarafını. Bayraklı Baba'nın avlusu. Gelibolu Belediyesi buralara gelen ziyaretçiler için banklar koymuş. Etrafı düzenlemiş. Bu ceviz ağaçları, zeytin ağaçlarının altında kendine huzurlu bir yer bulmuş Bayraklı Baba. Ziyarete gelenlerin birer bayrak asarak hediye ettiği Bayraklı Baba, Gelibolu'nda, Gelibolu ilçesi sınırları içerisinde Hamza Koy'un hemen güneyinde kendine bir yer bulmuş. Belediyenin çevre düzenlemesi yaparak insanları burayı daha iyi ziyaret edebileceği bir mekana dönüştürdüğü Bayraklı Baba Türbesi, Gelibolu'nun en güzel yerlerinden biri. Siz de bir gün yolunuz düşerse Gelibolu'ya, Bayraklı Baba'ya uğrayın. Ziyaret edin. Yine Bayraklı Baba'nın hemen yakınında Musluhiddin lakabı, yani Horasani ismiyle bir evliya ya da bir yakını daha yatıyor. Bayraklı Baba'nın bulunduğu yerden Hamza Koy
adeta bir tablo gibi görünüyor. Denizden gelen dalgalar beyaz köpükler halinde sahile vuruyor. Hava güneşli, sonbahar bütün ihtişamıyla yaşanıyor. Bu güzel Trakya'nın, bu güzel ili Çanakkale'ye, Çanakkale'nin ilçesini mutlaka görmelisiniz. Hamza Koy'dan bu görüntüyü bu güzel havada çektim.